Durduk yere. Ha yatak. Şey zaten anneme alıyordum. Bir tane de ona yani şey Sinan'ı alayım dedim. Niye? Kötü mü etmiş? Bunun ardından bir çapanoğlu çıkmasın. Ne çapanoğlusu Yasemin ya? Yazık şuna bak. Bitki gibi yatıyorum. Şşt! Ne biçim konuşuyorsun sen? Duyacak şimdi. İçim gidiyor ama ne yapayım Yasemin? Yazık ya. Uyanıkken öyle demiyordun ama. Bayağı sataşıp saldırıyordun ona. Yasemin o zaman denktik. Yani baksana zavallı şimdi nasıl yatıyor. Zavallı falan deme. Duyuyor diyorum sana. Ben zaten bunun parasını ödeyeceğim sana, onu değil de. Hiç Remzi abinin bana borcu vardı, onu takır takır sayacağım sana. Bizim hiç kimsenin hiçbir şeyini... Yasemin, inan onun lafı bile olmaz. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Ha dur. Ya ben aslında buraya başka bir şey için gelmiştim. Senden bir şey rica edecektim. Şu bizim Türkmenistanlı müşteriler var ya. Onlar İstanbul'a gelmişler. Bu akşam Boğaz'da yemek yiyeceğiz biz. Çok büyük bir proje almışlar, onu bize vermek istiyorlar. Git yemeğe, bana ne? Tamam. Sen Halide anneye bak diyeceğim, ben bakarım ona. Sorun yok onda yani. Yok. Ben annem için gece hemşiresi tuttum. Ben senden başka bir şey isteyeceğim Yasemin. Şimdi aile kavramı bizde olduğu gibi biliyorsun, onlarda da çok önemli. Ben de maalesef onlara evli olduğumu söyledim. Diyecektim ki, acaba sen bana eşlik eder misin? Saçma sapan konuşma. Duyacak şimdi Sinan. Biz aile miyiz ha? Sen boşamadın mı beni? Boşadın. Bitti gitti. Yasemin bunu onlar nereden bilecek ya? Bak lütfen kırma beni. İnan bunu başka kimseden isteyemez. Bak Sinan kalkacak şimdi bir sağdan bir soldan geçirecek sana, görürsün gününü ha. Git hadi git. Tamam Yasemin, tamam. Tamam git. Sinan. Sinan kızdın mı sen, sinirlendin mi canım? Ya hiç takma bunu, saçma sapan konuşuyor densiz densiz. Vallahi billahi o dese ki cennet bedava, ben cehennemi seçerim. Sen güldün mü? Sen güldün mü? Güldün, güldün, gördüm dudağın şöyle oldu. Sinan. Nasıl güldürdüm seni? Salonun zevksizliğine bakmayın. Şu eşyalar çıksın, evin büyüklüğüne bakın. Kendi zevkinize göre dayar döşersiniz. Hele bir satın alın. Ay! Ne oluyor burada? Nasıl girdiniz evime? Anahtarla girdik hanımefendi, başka nasıl girebiliriz? Anahtarla mı? Kimsin sen? Kim bu insanlar? Kudret Bey evi sattığınızı söyledi. Anahtarı da bize verdi. Ev sattığını mı söyledi? Ev filan satmıyoruz kardeşim. Ev benim evim. Kudret'in değil. Hadi bakayım dışarı. Vallahi polis çağırırım ha. Hanımefendi Kudret Bey'le anlaştık biz. Deli misiniz nesiniz ya? Çık dışarı. Yoksa senin yakandan paçandan sürüklerim ha. O derece deliyim yani. Anladın mı? Çetin, Tekin. Kime konuşuyorum? Oyuncak için kavga edilmez ki. Hem böyle yaparsanız babanız size bir daha oyuncak almaz. Tabii ki de olur. Benim babam alır, senin baban almaz mı? Bilmem ki. Ben hiç aramazlık yapmadım. Nasıl söyleyeceğiz kardeş olduklarını? Alıştıra alıştıra. Baksana, Melek çok üzülüyor. Bir an önce söylememiz lazım Elif. Ömerciğim öyle yüzlerine karşı siz kardeşsiniz denilmez. Ya bunun bir yolu yordamı olması lazım. Ayrıca ben düşündüm de bir psikoloğa mı gitsek danışmak için acaba? Ne
Sorma Cemal'cim, sorma. Kudret evi satılığa çıkarmış. Ay yarına kadar bekleyemem. Anlaşıldı, tamam. Pekala, ben kendi yöntemlerimle baş etmesini bilirim abla. Yok yok, ters bir şey yok, tamam. Hadi. Buyurun efendim, size nasıl yardımcı olabilirim? Kudret Taşdeli'nin oda numarasını söyleyerek başlayabilirsiniz. Özür dilerim, size bu konuda yardımcı olamayacağım. Bana derhal onun oda numarasını söyle. Yoksa şimdi gider senin müdürüne şikayet eder. Mesai saatleri içerisinde oyun oynadığını söylerim. Üstüne üstlük. Burada öyle bir cıngar çıkarırım ki beni gördüğün anı titreyerek hatırlarsın. Bakıyorum şimdi. Evet. 6010. Ama rahatsız edilmek istemediğini söylemişti efendim. İsterseniz hemen bir haber vereyim. Sakın. Sürpriz yapmak istiyorum. Ne? Evden mi kovdu? Yapma ya. Ya rahatsız edilmek istemiyorum demedim mi kardeşim? Kudret. Benim Zeliş. Tamam, ben konuşurum onunla. Hadi görüşürüz. Zeliş Hanım, hoş geldiniz. Hayırdır inşallah, hangi rüzgar attı sizi buralara? Sana veda etmeye geldim Kudret. Beni almayacak mısın içeri? Ne vedası? Nereye gidiyorsun? Ayvalık'a dönüyorum. Annemin yanına. Ha, annenin yanına ha? Ulan siz annenle kedi köpek gibisiniz be. Anlaşamazsınız ki. Mecbur anlaşacağız işte. Ev ne olacak? Eşyalar falan? Ya kızım sen de sabah başka, akşam başka konuşuyorsun be. Hepsi senin olsun. Biliyor musun? Benim malda mülkte gözüm yok Kudret. Aramızdaki sevgi, aşk bittikten sonra. Bu sabah incittim seni, farkındayım. Manda filan dedim. Özür dilerim. Ben de çok yoruldum bu gelgitlerden. Sinir sistemim iflas etti Kudret. Kafam çok karışık. Hayat çok zor. Çok acımasız. Çok sert. Değmez. Gerçekten değmez. Mal da yalan, mülk de yalan. Biraz da sen o yalan. Neyse. Ben kalkayım artık. Valizlerimi hazırlamam gerek. Gelme de. Bravo. Vallahi bravo. Ne performans ama. Ya gözlerim yaşardı vallahi. Ama yemezler kızım. O evi satacağım, anladın mı? Satacağım, o kadar. Ölümü çiğnemeden zor satarsın. O emlakçıyı da sakın evime gönderme. Cebertirim, elimde kalır. Çek şuradan. Ver şunu bana. Bu kolyeyi mukaddes annem bana taktı. Yok ya! Ver şunu bana! Alo?
Cemal, bu Kudret iyice delirmiş. Ne yapıp yapıp evi satacakmış. Hemen koş, tedbir koydur. Yarın sabah da ilk iş tapuya gideriz, tamam mı? Ha? Gerek yok mu? Ha, tabii ki geleceğim. Kısa günün kârı. Hayatım, düğünden önce damadı damatlıkla görmek de bir uğursuzluk yok değil mi? Yok tabii. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Sanki özel dikim gibi. Aslında hazır almak istemezdim. Kendi terzime diktirecektim ama biliyorsun vakit dar. Ne oldu? Neyin var senin? Hiç. Yok bir şeyim. Yok, var bir şeyim. Ne oldu söyle bakalım. Neye canın sık? Hayatım, bak biz yarın evleneceğiz. Karı koca olacağız değil mi? Birbirimizden gizlimiz saklımız olmamalı. Hadi söyle bakalım. Neymiş o canını sıkan? Annenle baban hangi ara barıştılar? Barıştılar mı? Babaanneden saklanır mı? Baban nikah günü bakmaya gidiyorum dedi. Senin haberin yok mu? Nikah mı? Evet. Allah dualarımı kabul etti. Yüzüme güldü. Sarmaş dolaş olup barışmışlar. Sen bilmiyor musun? Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Anneciğim. Canım. Babaannem nikah günü ne zaman diye soruyor. Nikah mı? Ah, nikah daireleri nasıl kalabalık. Aha böyle ana baba günü. Böyle ip gibi sıra sıra olmuşlar arka arkaya. Biz de girdik tabii sıraya. Artık bize ne zaman sıra gelir, seneye mi öbür seneye mi? Şansa. Siz de bir an evvel koşup sıraya girin de torunumun yüzü gülsün. Onun yüzü gülüyor zaten. Halide anne bak yüzüne bak. Canım. Siz de böyle nikahsız nikahsız ortalıklarda dolaşmayın. Laf olur, söz olur, yakışık almaz. Yok canım, nerede dolaşacağız? Biz koridorda bir böyle gidiyoruz, bir böyle. Nereye gideceğiz başka Allah aşkına? Aa, anneciğim. Su bitmiş. Ben gidip su alayım. Tamam. Ha! Kolonya bitmiş ya. Ben bir gidip kolonya alıp geleyim, tamam? Gel. Gamze. E anne yani aşk olsun. Babamla barışıyorsun ve benden gizliyorsun yani, öyle mi? Yok kızım, ben de sana tam bunu anlatacaktım. Ama vakit olmadı bir türlü. Pes yani. İstersen nikahtan sonra söyleseydin ya da ne bileyim belki kardeş falan yapardınız ondan sonra. Yavrum ne biçim konuşuyorsun, sen ağzından yer alsın. Ben seninle odun babanla evlenir miyim Allah aşkına? Vallahi yerle gök bir araya gelse evlenmem. Ayrıca da benim biliyorsun hayatımda Sinan var hala. Biz numara yaptık. Ne numarası ya? Ya senin Halide babaannen hasta ya. Baban da rica etti. Üzülmesin diye. Ya esas mesele o değil de. Mesele şu ki baban Sinan'a havalı yatak almış. Ya biliyorum. Kaç zamandır araştırıyordu zaten. Niye? Bilmiyorum. Bir şey oldu ve babam çok değişti. Ne oluyor bakalım? Hiç. Kost aldım sana. Sağ ol baba. Afiyet olsun. Merhaba Yasemin. Ben burada olduğunu bilmiyordum. Bilsem sana da alırdım. Hatta istiyorsan gidip... Yok yok, önemli değil. Ben zaten Sinan'a gideceğim şimdi. Yasemin, bana çok kızgınsın biliyorum. Yemek konusunda gereksiz ısrar ettim. Yani haddimi aştım. Çok özür dilerim. Vallahi sen haddini mi aştın? Kendini mi aştın biz anlayamadık pek. Bir şey soracağım sana ya. Sen amansız bir hastalığa mı yakalandın? Niye bize böyle iyi iyi davranıyorsun sen durduk yere? Thank you.
Tamam ya. Akşam geliyorum ben. Bir dakika, sen ciddi misin ya? Tabii tabii. Yasemin, gerçekten çok mutlu ettin beni. Bir dakika dur. Şunu alsana. Bu ne ki? Kredi kartım, git böyle en iyisinden, en güzelinden giyin. Akşam milletin yüzü kadın görsün. Bak, hoş geldin Odun Kenan. Yasemin. Ya bırak abla. Yasemin. Akşam arayacağım, tamam? Bir tanem, bak sana söz veriyorum. Kerem'le çok iyi arkadaş olacağız. İnan bana. Yeter ki bunu sen dert etme, olur mu? Nazan'ın saçmalıkları kafana takılıyor değil mi? Bak eğer öyleyse bunu anlarım. Hayır Altaycığım. Ben o kadının sözlerine inanmadım asla. İnanmayacağım da. Teşekkür ederim Nermin. Düşünebiliyor musun Nermin? Benim gibi saygın bir diş hekiminin eski karısını öldürmekle suçlanması ne kadar acı. Boşuna nefes tüketme Altaycığım. Ben sana inanıyor ve güveniyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Nermin. Allah'ım ben ne kadar şanslı bir adamım. Seni seviyorum Nermin. Çok seviyorum. Çok iyi korunmuş olmalı. Sıcak geçen yaz aylarına rağmen hiç bozulmamış. Ölüm nedenini tespit edebildiniz mi? Kafaya alınan sert bir darbenin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Kimlik tespiti için bize bir şeyler verebilir misiniz? Benzer yaş ve eşkalli kayıplar arasından araştıralım. Birileri kimlik tespiti yapılacağından korkmuş olmalı. Cesedin dişlerinin tamamı sökülmüş. Böyle uzun bir masa. Ben masanın en başına böyle oturmuştum. Saçlarımı şu şekilde topuz yapmıştım. Evet, hatırladım sizi. Şey, ben Nermin'le çok yakınım. Yani ablam gibidir Nermin benim. Size birkaç şey sorabilir miyim lütfen? Yani çok isterdim ama kusura bakmayın, mesaim başlıyor. 5 dakika. Ama... gerek var. O da senin benim gibi insan evladı işte. Macide teyze bir yol yordam gösterir, nasıl yapılacağımızı anlatır, ne bileyim ben. Bak, biz 6 kardeşiz. Üçümüzün anası başka, üçümüzün babası başka. Gül gibi geçinip gittik işte. Ne travma ne de bir şey. Macide teyze yavaş, ne olur duyacaklar. Aman çocuk bunlar. Bugün yediğini yarın unuturlar. Siz de Melek kardeşiniz diyiverseniz ne olurdu sanki? Hem Melek abla bizim kardeşimiz mi? Evet. Melek sizin ablanız. Ya babanız sizi o kadar çok seviyor ki bir abla getirdi. Hadi sevinin. Ben gerçekten bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Ya şunlara baksana, ne kadar çok sevindiler böyle. Psikoloğa avuç avuç para dökecektiniz. Artık ben gideyim. Elif, pazara markete giderken bana sesleniver ha? Vallahi evde ne süt kaldı ne de et. Tamam Macide teyze, tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen de yarın erken gel ki ben düğüne hazırlanayım. Aman bu yaşta bir kuru nikah nelerine yetmiyorsa. Tamam Macide teyzeciğim, ben sana börek ayırmıştım akşam yemekte. Onu yersin. Hani yemeğin falan yoktur, onu vereyim sana. Buyur Macide teyze. Bu elle nasıl indireceğim? Sen getirsene. Ömer, ben aşağı inip geliyorum. Tamam canım. Bak. Benimki çok güzel, bak. Aa,
Bu o kızın anası değil mi? Sibel. Ay Elif, senin işin zor, çok zor. Ama işte teyze, hadi görüşürüz. Sibel, ne oldu? Ferdi ile kavga ettik. Aa, neden? Ferdi hayvanın teki. Yani gayet iyi bir insana benziyordu. Değilmiş işte. Ay, ne oldu? Beni rezil etti. Biz beraber kafe molası verdik. Ben kofeyi hiç beğenmedim. Dedim ki bu çok kötü dedim. Al bunu götür dedim. Bulaşık suyu gibi dedim. Yok efendim, ben öyle konuşamazmışım. Ben çok kabaymışım. Durup dururken kavga çıkartma dedi. Yani alt tarafı kahveyi beğenmemişsin. Bana ne dedi biliyor musun? Ne? Sana bir çarparım dünyan şaşar dedi bana. Aa, çarptı mı? E tamam, çarpmamış. Çarpmadıysa mesele yok. Yani öyle ağzına geldiği gibi konuşuyor ama sonuç yok. Çarpsaydı başka bir şey konuşurdum Sibel. Bu adam iyi adam. Sen kimin tarafındasın? Aşkım. Ayrıca bir kavga edilince ilişki hemen bitirilmez. Olur mu öyle şey canım? Olur. Bir daha asla görüşmeyeceğim ben onunla. Bitti. Nein. Benim zaten kısmetim kapalı. Benim karşıma hiçbir zaman iyi bir adam çıkmadı. Bu saatten sonra da çıkmaz. Elif, bu adam benim evimi biliyor. Benim peşimi bırakmaz. Siz de kalabilir miyim? Bitti. Bitti. Güzel işte ya. Ne var, gayet şık frapan. Vallahi mağazalardakinden güzel. Nesi var şimdi bunun? Mis gibi. Aa canım. Aa, ne çok şey getirmişsiniz Eliş. Evet. Ne bulduysam topladım getirdim Yasemin. Bunu mu giyeceksin yoksa? He, bunu giyeceğim. Beğenmedin mi yoksa? Yani bunu geçen sene teyzemin kızının düğününde dikmiştim. Üstelik ince oturuyor ama iyi duruyor. Güzel. Yani beğendim tabii. Ama sen çok şık bir yer dediğin için biraz sade göründü gözüme. Hı. Aa, şunu giysene Yasemin. Bu çok güzel. Ben mi giyeceğim onu? Yok canım, bunu ben Şükrü Hanım'a yaptım, ben onu giymem. Aman ne olacak canım? Giyersin. Ay, bu çok güzel olur Yasemin, beni dinle. Bak bak, bunu bir de ben kombinleyebilirim sana. Bak şimdi, dur bakayım. Bak, altına bunları giyip ne kadar uygun bak. Şu çantayı eline aldın mı? Bir bakan bir daha bakar, yemin ediyorum sana. Ne diyorsun? Zeliş, benim içim hiç rahat değil. Niye? Uydurduk işte, güzel oldu. Ben Kenan'la buluşmaya gidiyorum ya. Sinan aldatıyormuşum gibi geliyor. Aa, yok artık. Ne alakası var canım? Altı üstü bir yemek yani. Öyle deme ya, ya biri bir şey söylerse ona? Nereden duyacakmış ya? Kim söyleyecek? Ay ne diyorum ben, adam komada zaten. Ya sonsuza kadar komada kalacak hali yok ya. Kalkacak yani, ben biliyorum bunu. Sonra doktor fısıldar kulağına, hemşire fısıldar. Onu bırak, sen benim yalan atamadığımı biliyorsun. Ben dıt diye söyleyiveririm. Olmaz. Zeliş, ben gideyim de 5 dakika Sinan'a içimi bir dökeyim geleyim. Ay dur ya, dur deli kız dur. Önce seni bir güzel süsleyelim. Şu elbiseni bir giy. Bir makyajını yapalım. Sinan seni böyle fıstık gibi güzel görünce bakarsın uyanıverir. Uyanır mı?